Selamun aleyküm. 9 Mayıs'ta dünyada ve Türkiye'de neler yaşandı? Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? Hep birlikte bakalım. 9 Mayıs 1157. Sultan Sencer vefat etti. Bunun üzerine iyice zayıflamış bulunan, tarihte birçok ilki başaran ve kendisine has bir yapısı olan Büyük Selçuklu Devleti yıkıldı. 1258. Selçukluların dağıldığı ve Anadolu topraklarının otoritesiz kaldığı bir ortamda Anadolu'yu merkez edinerek dünyanın en büyük imparatorluklarından birinin temelini atacak olan Osman Gazi doğdu. 1921. Kurtuluş Savaşı'nda fedakarca mücadelesi ve başarılarıyla önce vatan kahramanı ilan edilen, daha sonra ise Mustafa Kemal'e ters düşmesiyle Ankara cephesi tarafından vatan haini ilan edilen Çerkez Ethem, İdama mahkum edildi. 1935. Cumhuriyet Halk Fırkası 4. Büyük Kurultayı toplandı. Kurultayda Arapça kökenli olan fırka sözcüğü yerine İngilizce kökenli parti sözcüğü kabul edildi. Altı ok daha ayrıntılı şekilde ele alındı. Partinin güttüğü bütün bu esaslar Kemalizm prensipleridir denilerek Kemalizm ilk kez resmi olarak tanımlandı. Böylelikle Marksizm ve Leninizm'den sonra şahsi bir görüş daha resmi ideoloji yapılıp dayatılmış oldu. 1936. Benito Mussolini İtalya Faşist İmparatorluğunu ilan etti. 1955. Savaşta mağlup olan Almanya, Doğu ve Batı diye ikiye ayrıldıktan sonra NATO'ya katıldı. 1988. Mardin'in Nusaybin ilçesi Taşköy'ü Behmen'in mezrasını basan PKK, bir aileden 8'i çocuk, 2'si kadın, 11 kişiyi katletti. 2 çocuk da ağır yaralandı. 1996. TEDAŞ'tan sonra Tofaş olayından dolayı Çiller hakkında meclis soruşturması açılması önergesi 376 oyla kabul edildi. 1997. Almanya'da Anadolu Hilafet Devleti adında kurulan hareketin Berlin temsilcisi olduğu iddia edilen Yusuf Sofu, evinde silahla öldürüldü. 2001. Gana'nın başkenti Akra'da oynanan bir futbol maçında çıkan izdihamda 130 kişi öldü. 2004. Rusya yanlısı Çeçen lider Ahmet Kadirov, Grozny'de 7 kişinin öldüğü bir saldırıda hayatını kaybetti. Saldırıyı Çeçen liderlerden Şamil Basayev üstlendi. 2012. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, kamuoyunda Haberal teklifi olarak bilinen tutuklu ve hükümlerin hasta yakınlarını ziyaret etmelerini olanak sağlayan kanunu onayladı. Söz konusu yasa uygulamada çifte standartları da beraberinde getirdi. 2013. Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf El Karadavi başkanlığındaki Müslüman Alimler Heyeti Gazze'ye gitti. Gazze'yi en son 1958 yılında ziyaret ettiğini belirten Karadavi, Filistin'in her karış toprağının özgürleşmesi için çalışacağımıza söz veriyoruz dedi. 2014. PKK'nin kaçırdığı 14 yaşındaki Sinan Böçkün, ailesinin ısrarı sonucu serbest bırakılınca diğer ailelerde çocukları için eylem başlattı. 2015. Tacikistan'da kamusal alanda başörtü ve sakal yasağından sonra çocuklara Arapça isim konulması da yasaklandı. Devlet Başkanı İmam Ali Rahman, çocuklara Arapça isim verilmesinin yasaklanmasını öngören bir kanun hazırlanması için talimat verdi. 2015. Şehit Hüseyin Yeşilmen'in şehadetinden 23 yıl sonra şehidin o dönemi anlatan görüntüleri ortaya çıktı. Şehit Hüseyin'in anlattıkları, dönemin Müslümanlarının yaşadığı zulüm ve baskıları göstermesi açısından önemli bir tarihi vesika görevi görmektedir.